Sevgili Homo sapiensler ve diğer insansılar, ekonomi ve finans sözlüğü çekiyoruz. Bunun önemini size anlatmak istiyorum. Türkiye'de finansal bilinç düzeyi çok düşük ve böyle bir ürün de yok. İşte Wikipedia'mız var, Türk Wikipedia'sı. Bunun dışında çok böyle canlı anlamda bir de bir doçent hanımefendinin, yine adını unuttum, özür diliyorum kendisinden, Bir Dakikada Finans var. İzlemenizi rica ederim. Değerli arkadaşım ve ortağım Cüneyt Akman da çok ilginç içerikler çekiyor. Mesela yatırım nedir gibi çok basit bir konuda bilmediğiniz çok şey var. İzlemenizi rica ederim. Bugün size Türkiye'de işsizlik kavramını anlatmaya çalışacağım. İşsizlik her ay yayınlanıyor. İşte işsizlik %11 oldu, 12 oldu. Ve hemen arkasından tartışma başlıyor işte. Niye insanlar işsiz? Muhalefet bir şey diyor, iktidar bir şey diyor. TÜİK'in yayınladığı işsizlik rakamının aralarının içinde ince detaylar var. İlk önce bunları anlamak zorundayız. İşsizliğin ne anlama geldiğini, neyi doğru, neyi yanlış yansıttığını size söylemek istiyorum. Teknik detaylar olacak ama bunları elden geldiği kadar yumuşak geçeceğim. Arkasından işsizliği enflasyona bağlayan Phillips eğrisini kısaca anlatacağım. Bu Fed'i ve Merkez Bankası'nı anlamamızı sağlayacak. Daha sonra da milli ve yerli ekonomi mümkün mü, yapılabilir mi sorusuna cevap arayacağım. İşsizlik, istihdam ve iş gücü birbirine çok bağlı üç kavram. Bunları anlamadan İşsizlik nedir, kim işsizdir veyahut da işsizlik neyi ölçüyor anlayamayız. Bugün TÜİK adrese dayalı nüfus kayıt sistemini yeniledi ve Türkiye'de 82 milyon kişi yaşıyormuş. Bu arada bazı yanlış yorumlar gördüm. TÜİK nüfus kağıdı sormaz, vatandaşlık da sormaz. Bu nüfusa Suriyeliler veya diğer misafirlerimiz de dahildir. Toplam sınırlar içinde 82 milyon kişi vardır, turist olmayan. Şimdi buradan başlayarak bir iş gücü, potansiyel iş gücü rakamı ortaya çıkar. Bu şudur: 16 ila 65 yaş arasındaki herkes iş gücüdür. Zor da kalırsa çalışır. Bu da 50 ile 60 milyon arası bir şeye denk geliyor. Rakamlar dediğim gibi umurumda değil, ben tanımları anlamanızı istiyorum. Tabii bu kaba bir iş gücü rakamı. Bunun içinde teoride çalışabilecek olan ama asla çalışmayacak ya da çalışmayı düşünmeyecek olanlar var. Çocuğuna bakan babalar var. Nasıl abi? Bütün cinsiyete şeyleri. Çocuğuna bakan babalar var. Anne kazanıyor evin ekmeğini. Hapiste olan kardeşlerimiz var. İşte engelli kardeşlerimiz var. Onlar da çalışıyorlar ve çalışma hayatlarına girmeleri için elimizden geleni yapalım ama bazıları çalışamayacak durumda. Eğitimde olanlar var. Sosyal nedenlerden dolayı evde kalmayı tercih edenler. Bir de çok önemli ve anlamadığımız bir grup var. İş bulmaktan umudunu kesip artık iş aramayanlar var. TÜİK ve dünyanın her yerinde bunlar işsiz sayılmıyor. Bunlar iş gücü dışında sayılıyor. Ve Türkiye'de en büyük kavga da buradan çıkıyor. İşte bütün bunları ayırdığınızda Türkiye'de çalışabilecek olanların sadece %54'ünün iş gücüne katıldığını görüyoruz. Yani nedense %46, ki bunların önemli bölümü eğitimde veyahut da çocuğuna bakan anne veya baba, üretim yapmıyor. Bu oran çok düşük. Biz genç bir toplumuz, bunun farkındayım. Buna rağmen mesela bizden biraz daha yaşlı bir toplum olan Amerika'da bu 64. OECD ortalamasına bugün baktım, %68. Türkiye'nin yeteri kadar zengin olmaması ve yeteri kadar üretememesinin en önemli nedenlerinden biri iş gücüne katılımın çok düşük olmasıdır. Bu 54'ü 60'ın üstüne çekemezsek ve çabuk yapamazsak bunu, bir, sosyal sigortalar sistemi daima mali olarak zorlanır. İkincisi, biz asla hızlı büyüyemeyiz. Şimdi bu tanımları yaptık. Arkasından TÜİK gidip her ay hane halka gidip ev ev dolaşıyor, yani örnekleme yöntemiyle. Sen iş aradın mı? Aradım. İş buldun mu? Buldum. Tamam, o zaman sen çalışıyorsun. Bulamadın mı? Bulamadım. O zaman sen işsizsin. Bu kadar. Buradan rakamlar ortaya çıkartıyor. Türkiye'de işsizlik oranı %11. Bu demektir ki sordum, iş aradı, bunların %11 işsiz. Bu kadar basit. Bunun alt detayları var. Bir, yarı zamanlı çalışanlar var. Adam veyahut da kadın 8 saat çalışmış ama çalıştıysa çalışıyor sayılıyor. Dolayısıyla daha geniş tanımlı bir işsizlik, 40 saat çalışmak isteyip de 10 saat çalışanlar. Bunları kattığında gerçek işsizlik, ki DİSK bunu ölçer mesela ve muhalefet hep bundan bahseder, gerçek işsizlik TÜİK'in rakamlarından çok daha yüksektir. İkincisi, tarım rakamlarını dışlamak lazım. Tarımda istihdam nedir, kim çalışıyor, ne kadar çalışıyor, nasıl çalışıyor pek iyi bilmiyoruz. Dolayısıyla biz tarım dışı istihdam rakamlarını bir gösterge olarak kullanırız. Ekonominin sağlığını anlamakta kullanırız. Orada da en son 13.5
13,5'lara yükseldik ki çok yüksektir. Yani kentli nüfusun, kent, il ve ilçe merkezlerinde yaşayan nüfusun %13,5'u işsiz veyahut da tam zamanlı çalışamıyor. İkinci bir kavram genç işsizliği. O da son rakamlarda %22'ye yükseldi. Bunlar üniversiteye gidenler değil arkadaşlar. Bunlar eğitim hayatını bitirmiş veya artık eğitimi yapmayan fakat iş arayıp bulamayan arkadaşlarımız. Demek ki Türkiye'deki her gençten, 5 gençten biri işsiz. İspanya, İtalya, Kuzey Afrika ülkeleri, Arap ülkeleri bizden daha kötü durumdadır ama bahane teşkil etmemeli. Gençlerimizi eğitmeliyiz. Onlara daha çabuk iş bulmalıyız. Aksi halde sosyal sorunlar karşımıza çıkar. Türkiye'deki işsizlik oranı ne olmalıdır ve niye şu anda ondan daha yüksektir? Mesela Amerika'da optimal istihdamı biliyoruz. İşsizlik oranı 3,5'un altına pek düşemiyor. Japonya'da da öyle 3,5-4 civarında. Biz de bunu pek bilmiyoruz ama geçmişteki tecrübelere bakarak işsizlik 7'ye 8'e düştüğünde bu çok iyi bir şey. Şu anda işte toplam işsizlik 10,5, tarım dışı 13, bayağı kötü ve daha da kötüye gideceğini düşünüyor uzmanlar. Yani %2 daha artabilir önümüzdeki bir yılda. Her bir puan 600 bin kişiye falan tekabül ediyor. Dolayısıyla 1 milyona yakın insan işsiz kalabilir önümüzdeki yıllarda. Yılda umarım bu yanlış çıkar. İşsizliğin sebepleri nedir ve nasıl başa çıkabiliriz? Birincisi konjonktürel, yani döngüsel. Kişi ihracat için üretim yapan bir sektörde çalışıyordur. O sene ihracat talebi yoktur. O kişi işsiz kalır. Ertesi sene fabrika açılır, yeniden işine döner. Bu bir sorun. İşsiz kaldığımız her gün sorun. Çünkü yalnız ekmek meselesi değil, kendimize olan özgüvenimiz, toplumun bize bakışı da kazandığımız parayla ölçülüyor. Dolayısıyla işsizlik çok büyük sorun. Ama döngüsel işsizlik işte zamanın veyahut da makroekonomik politikalarının telafi edebileceği bir şey. İkincisi çok daha ağırı yapısal işsizlik. Ülkenin iş gücüyle o ülkenin insanlarının veyahut da dış pazarların talep ettiği mal ve hizmetler arasında bir uyuşmazlık var. Yani ne bileyim, sizin insanlarınızın hepsi tekstil üretmeyi ya da buğday biçmeyi biliyor ama dünya sizden televizyon üretmenizi istiyor. İşte bu yapısal işsizlik. Çünkü sizin buğday biçen bir insanı oturup televizyon üretmesi için eğitmeniz yıllar alır. Yapı uyuşmuyor. Bu işsizlik çok zor bir sorun. Türkiye'de de bu şekilde bir işsizlik var. Bizdeki iş gücünün önemli bir bölümü büyüyen sektörlere yetişemiyor. Mesela nedir onlar? Tıp sektörü, tıp hizmetleri, işte hemşirelik, hasta bakıcılığı, bütün tıpla ilgili yan alanlarda, hastane yönetimi, hastanelerde çağrı merkezleri vesaire çok büyük bir talep var ama gençlerimiz buna hazırlanmış değil. Turizmde İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça özellikle, Arapça bilen gençlerimiz yeterli sayıda değil. Yapısal bir sorun çıkıyor karşımıza. Yazılım sektörü son derece aç. Yabancı dil bilen özellikle yazılımcı bulamıyorlar. Yapısal bir sorun. Üçüncüsü eğitim iş gücü planlaması eksikliği. Sizin eğitim sisteminiz bir kere her şeyden önce eğitim insana iş bulmak için olmamalı. Ben buna karşıyım. Eğitim kişiyi yetiştirmek, kişinin insan olarak tamamlanmasını sağlamak için yapılmalı. Ama bunun yanında da ona en azından iş hayatına atıldığında başarılı olabilecek temel becerileri vermeli. Nedir bunlar? İşte matematik, okuma yeteneği, analitik düşünme yeteneği, insanlarla geçinme yeteneği, şimdiki zamanda yabancı dil ve bilgisayarlarla anlaşma yeteneği. Bizim eğitim sistemimiz bunları çok iyi vermiyor. Benim şahsi kanaatim değil. Bu işte Dünya Bankası'nın, OECD'nin veyahut da bütün yabancı uzmanların söylediği bir şey. Daha da önemlisi zaten vermeye çalışsa dahi biz yeteri kadar okulda kalmıyoruz. Ortalama eğitimimiz 9. sınıfta kalmış. 9. sınıfa kadar bunlardan hangisini öğrenebilirsiniz? İş gücü planlamasını doğru yapamıyoruz. Yani biz de isteyen üniversiteye giriyor, istediği branşta okuyor. Yok da bu konuda çok rahat, hemen hemen herkese istediği fakülteyi açmasına yetki veriyor. Dolayısıyla işte ne bileyim, coğrafyacı fazlası var. Hani böyle absürt örnekler vermeyeyim. Öğretmenlerin dramı çok büyük. Yani Türk gençleri idealist. Türk ve Türkiye'de yaşayan bütün ırkları temsil eden gençlerimiz idealist. Öğretmen olmak istiyorlar ama o kadar öğretmen istihdam edecek kapasitemiz yok. Dolayısıyla bu kadar genç öğretmen olmak için sıra bekliyor. Bu çok büyük bir planlama eksikliği. Bu insanlara öğretmen olamayacaklarını anlatılmalı, başka iş dallarına kaydırmalılar. En büyük eksiklerimizden biri orta düzey usta.
teknisyen, yani fabrikalarda çalışabilecek ustabaşı, vardiyabaşı, hem bilgisayarı hem komplike makinaları anlayan, hem işçilere yardımcı olabilecek, hem patron sınıfıyla geçinebilecek ara sınıfları yetiştiremiyoruz. Bu kişilere yabancı dil eğitimi veremiyoruz. Bu sebeplerden dolayı Türkiye'de çok ciddi bir işsizlik kavramı oluşmaya başladı. Tabii buna istiyorsanız yani bu siyasi bir tartışma olarak görüp bu kısmını kesebilirsiniz videonun. Yanlış okullaşma da eklenmeye başladı son zamanlarda. İnsanlar istedikleri okullara göndermiyoruz. Yani bir imam hatipleşme şeyi başladı. Diyeceksin ki sen siyasisin. İsteyen imam hatipte okutur. Buna hiçbir itirazım yok. İsteyen imam hatipte okutur. İsteyen ruhban okuluna gönderir. İsteyen laik okula gönderir. İsteyen özel okula hiçbir itirazım yok. Ama imam hatiplerin kapasite kullanım oranı %20'lerde kalmış. İmam hatiplerden çıkanlar üniversitelere giremiyor. Ortada bir sorun var. Demek ki yanlış okullaşma yapıyoruz. Daha fazla fen bilimi okulu açmalıyız. Daha fazla temel bilimler lisesi açmalıyız. İmam hatiplere belki biraz daha az kaynak ayırmalıyız. İmam hatipler de mesele değil. Daha çok teknik okul açmalıyız. Daha çok laboratuvar üretmeliyiz. Bunlar olmadığı zaman Türkiye'deki işsizlik sorununun çözülemeyeceğini göreceğiz. Ve bu işin daha da kötüye gittiğini göreceğiz. Çünkü dünya çok hızlı değişiyor. Dijital değişim platformunun raporları var. TÜSİAD'ın raporları var. Önümüzdeki 10 yıl içinde iş gücüne katılacak olan bir gençten istenen beceri düzeyinin şu anda bizimle kıyaslanamayacak kadar çok yükseldi. Göreceksiniz. Ve maalesef bizim eğitim sisteminin bunu verebilecek gücü yok. Devlet işte yeni istihdama katılan gençlerin sosyal güvenlik primlerini ödeyerek veyahut da maaşlarının bir kısmını ödeyerek ustalık, kalfalık eğitimleri yaptırıyor. Bunları ben destekliyorum. Ama ne derece etkin veriliyor? Bu kişiler bu kursları bitirdikten sonra hakikaten iş hayatında verimli olabiliyorlar mı? Bunların ölçülmesi lazım. Ama her şeyden önce bizim eğitime önem veren, hem eğitimci hem eğitim gören öğrenciyi okulda tutacak, okulu sevdirecek bir sistem geliştirmemiz lazım. Aksi halde şu çok önemli, bakın 16 ya da 18 yaşında okuldan ayrılan bir genç 3 yıl içinde iş bulamazsa ondan sonra bir daha doğru dürüst iş bulamaz. Bulur. Şoförlük yapar, yanlış anlamış. Çok şerefli bir meslek. Ben para kazanma açısından söylüyorum. Bir yerde işte gece bekçiliği yapar, ne bileyim bir fast food chain'de çalışır ama bu arkadaş asla hak ettiği ve arzu ettiği gittikçe yükselen hem sosyal itibarını hem gelirini yükseltecek işleri bulamaz. O yüzden zaman penceresi çok kısa. Eğitiriz ve istihdama sokarız yoksa kaybolur. Philips eğrisine geçelim. Philips eğrisi istihdam artışıyla ücret artışı ve enflasyon arasındaki bağlantıyı inceler. Daha doğrusu empirik olarak ispat etmiştir. Ve hem bizim açımızdan hem Amerika Birleşik Devletleri açısından çok önemli bir para politikası belirleme aracıdır. Aslında arkasında çok basit bir fikir yatar. Bir ülkede belirli sayıda çalışabilecek insan var. Eğer bunlara gösterilen talep işçi sayısını aşarsa ne yapar? İşçiler için rekabet başlar. O zaman işçilerin fiyatı yani ücretleri artar. Ücretler de maliyetin önemli bir bölümünü teşkil ettiğine göre Türkiye'de %30'larda, Amerika'da biraz daha yüksek. İşveren bunu fiyatlarına yansıtır. Dolayısıyla istihdamdaki artış önce ücretlere, oradan enflasyona yansır. Bu istihdamla enflasyon arasındaki bağlantıya Philips eğrisi diyoruz. Dolayısıyla Fed istihdamı çok yakından takip eder. İstihdam arttıkça ücretler, ücretler arttıkça da enflasyonun artacağını varsayar. Bu ilişki son zamanlarda yataylaştı. Bozulmadı ama yataylaştı. Sebebi de şu, artık daha az istihdam, daha fazla makine kullanıyoruz. İkincisi, eskiden enflasyon ülke içinde, çünkü iş gücünün ve sermayenin ülkeden ülkeye dolaşma gücü yoktu. Sınırlar kapalıydı. Ama şimdi sermaye istediği yere gidiyor. Ben Arçelik gidip Çin'de fabrika açıyor, Hindistan'da açıyor. İşte ne bileyim General Electric gelip burada açıyor. Avrupa'da insanlar istedikleri yerlerde gidip çalışabiliyorlar. Dolayısıyla Philips eğrisinin o bağlantıları zayıfladı ama bugün hala var ve eğer istihdam çok hızlı artarsa ücretler ve arkasından da enflasyon artmaya devam edecektir. Bu da para politikası için önemli. Çünkü istihdamın çok hızlı arttığını görürsek merkez bankalarının faizleri artırarak ekonominin aşırı ısınmasına mani olması gerekir. Buradan hemen çok sık bugünlerde sevgili abim Berat Albayrak'ın kullandığı dengelenme sözüne geçelim. Ekonomide dengelenme nedir? Ne dengeden çıkmıştır ki dengeye kavuşuyordur? Nasıl dengeleniyoruz? Şimdi bir ekonominin varabileceği veyahut da varmasını istediğimiz belli değerler vardır. 3 tane ana kriteri değerlendirelim.
İstediğimiz şey büyüme, yani milli gelir artışı. Çünkü milli gelir artışı cebimize giren para demektir. İstemediğimiz iki tane şey var. Birincisi enflasyon, ikincisi cari açık. Yani dışarıya döviz kaybetmek. Dolayısıyla bu üçü arasında bir denge kurarız. Nasıl bir denge kurarız? Erdem Başçı, bundan önceki Merkez Bankası Başkanımız, buna 555 demişti. %5 büyüme, %5 enflasyon, %5 cari açık Türkiye için optimal. Ha, buna ben pek katılmıyorum. Bence %5 büyüme, %5 enflasyon, %3 cari açık daha iyi ama neyse, mühim değil. Bu 3 parametre arasında bir denge var. Bir üçgen olduğunu düşünün bunun. Bu üçgenin dışına çıkıldığında müdahale gerekiyor. Veyahut da ekonomi dengesizleşiyor. Nasıl? İki türlü dengesizlik olabilir. Bir, çok az büyüme üretirsiniz. Büyüme %1'e düşer. Büyüme %1'e düştükten sonra enflasyonunuz artık sıfıra düşmüş, cari açığınız fazlaya dönüşmüş, önemi yok. Çünkü bir ekonomi büyüme olmazsa mutsuzdur. Cebimize para girmezse, işsizsek mutsuzdur. Bu ekonomi deflasyonist bir dengededir. Bunun yeniden dengelenmesi gerekir. İkincisi, Türkiye'de daha sık olan, bunun tam tersi olan aşırı ısınmadır. O da eğer varmak istediğimiz yer 555 ise, yani %5 büyüme, %5 enflasyon, %5 cari açık istiyorsak, ekonomi %5 büyüyüp %25 enflasyon, %6,5 cari açık üretiyorsa ekonomi aşırı ısınmıştır. Bunun dengelenmesi gerekir. İki türlü dengelenir. Bir, hükümet ve kamu aldığı tedbirlerle ekonomiyi yavaşlatır, frene basar. O yapmazsa piyasalar dengelendirir. Türkiye'de şu anda dengelenme bu her iki sürecin kesişmesiyle yaşanıyor. Hükümet ne yaptı? Merkez Bankası faizleri arttırdı. En son 625 puan faiz artışı hatırlıyorum. Şu anda politika faizi %24. Bu kredi talebini, konut talebini, otomotiv talebini azaltarak ekonominin ısısını aldı. Berat Albayrak bütçe açığını dengede tutacağını söyledi. Bu bize tabii cümleyi, yani ekonomistler anlıyor ama vatandaş cümleyi tersten anlayabilir. Ben bütçe açığını sınırlayacağım demek, aslında bütçeden çok fazla para harcamayacağım ya da ancak vergi topladığım kadar harcayacağım demek. Dolayısıyla aslında bütçede de bir denge sağlıyor. Hakikaten de tutturdu. Yani nasıl tutturduğunu başka türlü tartışırız. Birilerine ödeme yapılmamış galiba ama tutturdu. Çok fazla harcarsanız ekonomi çok hızlı büyür. Eğer bütçe açığını dengede tutarsanız ekonomi yavaşlar. Bu da yapıldı. Bir de piyasalar Türkiye'yi dengeye soktu. Nasıl? Çok acayip bir döviz şoku yedik. İşte Türk lirası yıllık bazda %35 değer kaybetti. Yani dünya bize kredi vermemeye başladı. İki, kredi faizleri bir ara %45'lere düştü ve dengelenmeye başladı. Peki şimdi bu dengelenme süreci bitti mi? Dengelendik mi? Hayır. Çünkü şu anda ekonomide büyüme 0, enflasyon 20 ve cari fazlamız var. Bunu da istemiyoruz. Bizde hala enflasyonu düşürecek, hani %5 pratik değil ama %10'lara düşürecek, büyümeyi 3'lere 4'lere çekecek, cari fazla iyi de onu tutamayız, cari açığı 100'lere, 2'lere, 3'lere çekecek bir dengeye ulaşmamız lazım. Bunun için de bazı tedbirlerin alınması lazım. Nasıl tedbirler derseniz, ben IMF'yi çağırıp özel sektör borç sorununu halletmemiz gerektiğini söyleyeceğim. Ama IMF kelimesini istemiyorsanız beyninizden silin. Bir şekilde ben şu anda Türkiye'nin en önemli sorununun özel sektörün para kazanamaması, kredilerini ödeyememesi ve özel sektör şirketleri arasında para ve malın dönmemesi olduğunu düşünüyorum. Bu sorun yavaş yavaş devletimizin de fevkalade gayretleri sayesinde bankalara sıçrıyor. Bu sebepten bankalar taze kredi veremediği için bir tur daha özel sektöre geri dönüyor. Bunu çözmek için ister IMF'yi çağırın, isterseniz AB'yi, istiyorsanız kimseyi çağırmayın, kendiniz yapın. Bir şekilde özel sektörün ne kadar kötü borcu var bulmak zorundayız. Bunları bir yerde konsolide etmek zorundayız. Sonra herkes kendi cebinden para koyup bu borçları ortadan kaldırmak zorundayız. Ki herkes temiz bir bilançoyla rahat rahat işini idare edebilsin. Aksi halde Türkiye ekonomisinde dengelenme ya başarılamayacaktır ya da çok uzun sürecektir. En son olarak da milli ve yerli ekonomi. Milli ve yerli ekonomi AKP'nin tanımıyla bütün ihtiyaçlarını veyahut da yani Türkiye'de üretilebilen her şeyin Türkiye'de üretildiği, ithalatın azaltıldığı, endüstrileşmenin çoğaltıldığı, dışa bağımlılığın azaltıldığı bir ekonomidir. Bu işin bir ekonomik bir de siyasi boyutu var. Ekonomik olarak tabii ki istihdamı maksimize etmek istiyoruz. Elden geldiği kadar kendi iş insanımızın üretim yapmasını, teknolojimizi yükseltmek istiyoruz. Siyasi boyutu da işte ithalatla bağımlı olduğumuz, bu yüzden bize şantaj yapan, komplo kuran Batı'dan veya Doğu'dan
kurtulmak istiyoruz. Milli ve yerli ekonomi prensip olarak itiraz edebileceğim bir şey değil. Trump da yapıyor. Ben nasıl itiraz edeyim ki? Yani demek ki trend bu şekilde. Yalnız bu yapılırken çok dikkatli olunması lazım. Ortada iki tane sorun var. Bir, her şeyi kendi ülkenizde üretemezsiniz. Çünkü ölçek ekonomileri diye bir şey vardır. Ölçek ekonomisi şudur. Bir ürünü, bir maddeyi ucuza üretmek için fabrikanızın belirli bir boyutta olması lazımdır. O boyutta fabrikayı kuramazsanız ürettiğiniz pahalıya mal olur. Ve siz bunu yerli üretimle sağlıyorsanız sizden o ürünü alan herkes kazık yer. Birinci sorunumuz bu. Mesela ara malları ithalatını yerliye ikame etmeye çalışıyoruz. Eğer ve bence sorun bu, sizin karşınızda Asya'da kendi iç pazarı sayesinde veyahut da daha önce piyasaya girmesinden dolayı senede 100 milyon ünite üretip tanesini bir kuruşa üreten bir rakip varsa sizin içeride yerli bir aramalı endüstrisi kurmanız vakit kaybıdır. Çünkü o endüstrinin üreteceği malın ölçeği olmaz. Maliyeti 10 kuruştur. Bunu sattığınız sanayici de zarar eder. O rekabet edemez. İkinci sorununuz, bazı şeyleri rakiplerinizden daha ucuza üretseniz dahi diğer şeyleri daha verimli üretebileceğiniz için onları rakiplerinize bırakmanız daha iyi olur. Buna göreceli rekabet prensibi denir. Ricardo zannederim ilk icat eden. Yani şunu söylemek istiyorum. Biz demir çeliği, ne bileyim Yunanistan'dan örnek olarak veriyorum. Bakın bu örnek doğru. Biz demir çeliği Yunanistan'dan daha ucuza üretebiliriz. Ama eğer demir çeliğe ayıracağımız kaynakları otomotife ayırıp otomotiften daha fazla para kazanıyorsak o zaman bırakalım demir çeliği Yunanistan üretsin. Yunanistan bize demir çelik satsın. Biz onlara otomobil satalım. Diyeceksiniz ki niye ikisini birden üretemiyoruz? Çünkü bir ülkenin sınırlı kapasitesi var. Sınırlı iş gücü var. Sınırlı sermayesi var. Sınırlı demir cevheri var. Bu yüzden bazen yapabilsek dahi ucuz dahi olsa o imalatı başkalarına bırakmak gerekir. Türkiye'deki pratiğe bakalım. Başarılı ve başarısız olduğu örnekle. Mesela savunma sanayi fevkalade başarılı olmuştur. Maliyetler konusunda bir şey söyleyemem ama savunma sanayinde kendimize yeterliğimiz gerçekten başarılı olmuştur. Tarımda büyük bir fiyasko yaşıyoruz. Tarımda artık gittikçe kendinden yeterlikten uzaklaşıyoruz. Bu konuda çok ciddi reform yapmamız lazım. Diğer alanlarda çok büyük bir başarı örneği görmüyorum açıkçası. Çok yüksek dozlarda teşvik veriyor Türkiye. Cebinden para ödemiyor ama 70-80 milyar lira, 100 milyar liralık vergi feragatı yapıyor. Bu vergi feragatinin hedefi olan şirketlerde bir takım üretim fabrikaları veya tesisleri kuracaklar. Bunlar zaman içinde ithal ettiğim şeylerin ikamesini sağlayacaklar. Prensip olarak fevkalade. 1. Doğru mallarımı seçiyoruz. 2. Bu kişiler o yatırımı yapıyorlar mı? 3. İstenen sonuç elde edilebiliyor mu? Buna performans denetimi yapılabilir denir. Ben 10 senedir araştırıyorum. Türkiye'de şu ana kadar verilen teşviklerin performans denetimini görmedim. İşe yaramışlar mı? Hiçbir fikrimiz yok. Dolayısıyla milli ve yerli ekonomi fikir olarak gayet güzel. Uygulanması konusunda çok dikkatli olmak lazım. Pis bir kapitalist olmama rağmen devletin güdümü olmadan sanayinin ve serbest piyasanın yolunu bulamayacağına inanan bir kişiyim. Ancak burada da sorun şu. Devletin en az serbest piyasa kadar akıllı olması ve çok doğru seçimler yapması ve devletin vatandaşın parasını harcadığının bilincinde olup vatandaşa hesap vermesi gerekir. Bu koşullar yerine getirilmediği takdirde devletin hiç işe karışmamasını ve serbest piyasanın başı bozukluğunu tercih ederim. Çok teşekkür ediyorum.